tamamlayalım. Hangisine şimdi sistit kürümüze geçelim? Ve kronik idrar yolu enfeksiyonu. Şimdi sistit kürümüze de şunu yapmaları gerekiyor. Üçlü bitki karışımımız var bizim burada. Aynı sefa, civan perçemi ve ısırgandır. Isırgandan şuradan alayım hocam. Karıştıralım onu burada. Hı. Çok az bir şey. Civan perçemimiz. Elimden geldiği kadar ben de soruları siz anlatırken şimdi sistitte kronik idrar yolu enfeksiyonunda üçlü bitki karışımımız var. Hocamızın önerisidir bu. Bu üçlü bitki karışımımızdan yine 1,5 bardak suyu kaynatacağız. Kaynamış olan suyumuzun içerisine bunu yani bu şekilde hazırlamaları gerekiyor. Bir tutam şeklinde atmamız gerekiyor. Kaynamış suyumuzun içerisine ve bu burada 4 dakika falan kaynaması gerekiyor kısık ateşte. Kaynadıktan sonra sıcakken süzüp ılık olarak öğlen yemeklerinden yarım saat önce bunun içilmesi gerekiyor günde bir defa. Akşamları da yine karışımlı bir bitkimizdir bu. Kendimiz karıştırmamız Karabaş. Gerekiyor. Karabaş ve Melisa bitkimizden aynı bir bardak suyumuzu kaynatmamız gerekiyor. Kaynamış olan suyumuzun içerisine burada 5-6 başak karabaştan atmamız gerekiyor. Bunlar biraz küçük. Arkasından da Melisa bitkimizden atmamız gerekiyor. Aynı bardağın içerisine, kaynamış olan suyumuzun içerisine. Bu da burada 8 dakika falan kaynaması gerekiyor. Kısık ateşte. Kısık ateşte. Daha sonra bunu sıcakken süzüp akşam yemeklerinden 2 saat sonra ılık olarak içmemiz gerekiyor. Bu da bizim sistit kürümüzdür. Kronik idrar yolu enfeksiyonu kürümüz.